Dün akşam itibariyle Ebu Bekir el-Bağdadi'nin kız kardeşi Azez'de yapılan bir operasyon sonucu yakalandı. Eşiyle beraber arkadaşlarımız ve orada Azez'de bulunanlar gerekli tahkikatları gerçekleştiriyorlar. Şimdilik bu kadar. Sayın Bakanım, daha doğrusu şöyle söylemek lazım. Evet, buyurun. Terörle mücadelemiz sadece dağda devam etmiyor. Terörle mücadelemiz sadece sınır ötesinde devam etmiyor. Maalesef terörle mücadelemiz Türkiye içerisindeki bir takım zihinlerle de devam ediyor ve devam etmeye ve bu konudaki kararlılığa aynı şekilde bizler bu mücadeleyi yapanlar baş koymuş durumdayız. Yani mesele sadece terörist de olsa işin kolay olduğunu görüyorsunuz. Elimizden geleni yapıyoruz ama bu bir zihniyet meselesi ve bu bir anlayış meselesi. Bunu hep beraber görüyoruz. Ve gidip Avrupa'da bir fırsatını bulup Strasbourg'da Türkiye'yi şikayet etmek, Türkiye'nin hukuk ihlalleri yaptığını ortaya koymak, Türkiye'nin terör sıfatıyla görevden aldığı belediye başkanlarını savunmak, onların hapse atılmasının yanlış olduğunu ifade etmek, doğruysa ben milletimden özür dilerim. Ben milletimden özür dilerim, İmamoğlu'ndan da özür dilerim. Bu görevi yapmamın da bir anlamı olmadığını burada bir kez daha ifade ederim. Ama Allah'ını severseniz ya, bu millet bizi okuttu. Her gün, her hafta, pazartesi sabah okula giderken bize İstiklal Marşı okuttu. Her cuma akşamı bize İstiklal Marşı okuttu bu ülke. Ve bu ülkenin birliğine, beraberliğine ahdimizi ortaya koyduk. Çocukluğumuzdan itibaren. Askere gittik, milletimize söz verdik. Bu ülkenin birliği için anamıza söz verdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yemin ettik, bu millete söz verdik. Bakanlık yemini ettik, bu millete söz verdik. Niçin? Bu milleti satmayacağız diye. Bu ülkeyi, bu vatanı satmayacağız diye. Bu ülkeyi, bu vatanı satanlar sebebiyle, orada Türkiye'yi şikayet edenler sebebiyle, kusurluysam kusurumu kabul ediyorum. Bedeli neyse ödemeye hazırım. Hiç bu konularda çekinecek bir yapımız da söz konusu değil. Ama benim sorumluluğum var. 9 yaşındaki hükümet olarak sorumluluğumuz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sorumluluğu var. Hükümetimizin sorumluluğu var. Bu millet bize sorumluluk vermiş durumda. Bu kadar kolay mı? Öyle 3 köfte 25 var mı? Allah'ını severseniz ya. Bu insanlar niye şu anda Resulayn'da, Tel Abyad'da varlar? Bana bunun cevabını verir misiniz? Misket oynamaya mı gittik biz oraya? Bir terör koridoru oluşturmuşlar. Kim oluşturmuş? PYD-PKK. O PYD-PKK'nın Türkiye'deki içerideki ortakları kim? Kimler bunlar? Kim? Konuşmayacağız, etmeyeceğiz. Üzerimize saldıracaklar diye söz söylemeyeceğiz. O zaman bırakalım, gidelim. 3-5 tane PKK köpeğine bu ülkeyi teslim edelim. Var mı öyle? Var mı öyle? Bedeli ne olursa olsun. Söylediğimiz her sözün arkasındayız. Yaptığınız her işin arkasındayız. Ve arkasında olmaya devam edeceğiz. Ama lütfen burada ana muhalefet partisine de sesleniyorum. Bize sadece bir muhalif unsurla bakmayın. Bu ülkede Deniz Baykal ana muhalefet partisi genel başkanlığı yaptı. Ya bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanları oldu. Yöneticileri oldu. Benim ülkemi satmadılar dışarı. Benim ülkemi şikayet etmediler dışarı. Kim şikayet eder bu ülkeyi? Bu ülkeyi şikayet edenler belli. Bu ülkeyi şikayet edenler PKK'lılar, HDP'liler sabah akşam ülkemizi şikayet ederler. Ama ülkemizi bir belediye başkanının şikayet etmesi, bizim oradaki belediye başkanlarını görevden almamızı, şikayet etmemizi, etmesini, bir hukuk ihlalini, o zaman affedersiniz Resulayn'daki, Tel Abyad'daki, Afrin'deki tünelleri ben mi kazdım? Hendekleri, çukurları ben mi açtım? O malzemeleri oraya ben mi verdim? Diyarbakır anneleri HDP'nin önünde niye oturuyorlar? Bunun bir sebebi yok mu? Bu kadar büyük bir hadiselerin yaşandığı ortamda Avrupa'ya gidip Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etmek yani bir akıl sağlığı işareti midir ya? Ondan sonra biz kötüyüz. Biz kötü söz söylüyoruz. Biz yanlış söz söylüyoruz. Söylediğimiz sözün de arkasındayız. Yaptığımız işin de arkasındayız. Bedeli neyse de ödemeye hazırız, bu kadar açıklama. Ama bunları Türkiye tartışmayacaksa, konuşmayacaksa Türkiye niye tartışsın, niye konuşsun ya? Sabah akşam saçma sapan
geyik tartışmalarının içerisinde mi olalım? Biz ülkemizin geleceği için, ülkemizin selameti için hep birlikte adım atmaya çalışıyoruz. Ve o ortam bu. Bunu söylerken de bir takım karinlerden alıp çöp toplamış, toplamamış. O İstanbul halkının bileceği iştir. Otobüsleri çalıştırmış, çalıştırmamış. O İstanbul halkının bileceği iştir. Demokratik olarak kararını verir. Ama beni ilgilendiren kısmı terörü övmesidir. Bu kadar açık ve net. Yani öyle iki cümlenin arasında bir şey söyleyip burada bir değerlendirme yapmaktan aman millet bir şey söyler diye kaçmak bizim sorumluluğumuz içerisinde değildir. Bizim sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları yerine getirmek zorundayız. Söylemezsek sorumluluklarımızı yerine getirmemiş oluruz. Bu kadar net. Onun için burada söylenenler açıktır ve nettir. Bir soru da Belçika'ya söylemek istiyorum. Yani Belçika yetkilileri diyorlar ki suç işlendiği yerde ifade edilsin. Niçin? DAEŞ'ler oraya gitmesinler, Avrupa ülkelerine gitmesinler. O zaman koskoca bir soru sormak isterim. Fehri Erdal'ı bize niye vermediniz? Madem suç işlendiği yerde değerlendirilecekti, sorgulanacaktı. Çifte standardı Avrupa defalarca üretmeye çalışmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, arkadaşlarımız hazırlıklar yapıyorlar. DAEŞ'ları onlara göndereceğiz. Nasıl göndereceğimizi de biliyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar merdivenlere geldik. Dikkat edin. Bir saniye. Tamam ya. Çok memnun oldum.